Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni kitabımızla devam ediyoruz. Yine B2 seviyesinde. Black Beauty. Burada da yani siyah güzellik diye çevirebiliriz. Bu arada bu hikayenin filmi yapılmış. Yani direkt merak ettim baktım. Ya yani bu kitap bittikten sonra seve seve direkt böyle koşa koşa gidip filminde izleyeceğim. Ne arkadaşlar, bölümler var. Chapter 1, bölüm 1. My First Home. Benim ilk evim. Aşağı biraz büyüteyim daha rahat görün. Aynen. The first place I can remember well was a pleasant field with a pond of clear water in it. The first place, ilk yer. Sonrasında geliyor I can remember well. Remember neydi? Hatırlamak. Well, iyi. Yani iyi bir şekilde hatırlayabildiğim ilk yer, özlemiz burası. Was a pleasant, burada hoş arkadaşlar. Field da tarla diyebiliriz. Çünkü atlardan bahsediyoruz. Field'in bir de alan anlamı da vardı. Sonrasında işte hoş bir tarlaydı. Ama tarladan sonra wit geliyor. Demek ki nasıl bir tarla? Witten sonrasına. Sahip bir tarla. A pond of clear water in it. It'ten kasıtta zaten burada. In it'ten de anlıyoruz. Bu tarlaya gönderme yapıyor. Pond da arkadaşlar gölet demek. Clear water. Clear'in temiz anlamı da var. Berrak anlamı da var. Berrak da diyebiliriz. İçinde berrak bir su bulunan ve işte berrak bir su oluşan da diyebiliriz. Su bulunan. Pond da gölet demek. Göleti olan hoş bir tarlaydı. İlk hatırlayabildiğim yer. İyi bir şekilde ilk hatırladığım yer trees made shadows over the pond and water plants grew at the deep end trees burada tree, ağaç demek made yapar da eating geçmiş hali. shadow arkadaşlar gölge over the pond yani göletin üzerinde ağaçlar gölge yapıyor and water plants ve su bitkileri grew growun geçmiş hali büyümek at the deep end burada deep derin and the which yani bu göletin derinliklerinde su bitkileri büyümüş yetişmiş on one side there was another field And on uh, the other side we looked over a gate at our master's house which stood by the roadside. At one side, bir tarafta, was another field. Başka bir tarla varmış. Ya, yanda hemen. And on the other side, diğer tarafta ise, we looked over a gate. Gate burada işte kapı demek. Normalde hani door evi kapısı. Gate ise bir bahçenin kapısı gibi düşünebilirsiniz. İşte veya işte bu ahırın, ahırın kapısı için de gate kullanabiliriz. Diğer tarafta ise bu kapının üzerinden bakarız. Neye bakıyor? At our masters. Efendimizin evine bakarız. Sonra which ile burayı da betimliyor. Stood standing geçmiş hali. Durmak. Nerede duran? By the roadside. By'dan sonra arkadaşlar işte yer gelince, gelince ne oluyordu? Bu yerin yanında. Roadside de burada yol tarafında. Yani yol tarafında duran Efendimizin evine bakardık diğer tarafta. Yani ortada tarla var. İşte bir tarafta atıyorum işte sol tarafta başka bir tarla var. Sağ tarafta ise Hemen bir yol var yolun bu tarafında veya yanında ise işte bu atların sahibinin evi varmış. Böyle güzel bir şekilde cümlelerle bitiniyor. At the top of our field were more old trees and at the bottom was a fast running stream. At the top of our field biz tarlamızın üst kısmı, tepe kısmı yani bakıyoruz işte diğer karşı taraftaki kısımlarda were more tall trees, uzun daha fazla uzun ağaçlar varmış at the bottom alt tarafında ise tarlanın was a fast uh, running stream. Burada fast arkadaşlar hızlı. Run da burada akmak diyebiliriz. Yani hızlı akan. Şimdi neydi? Dere, nehir anlı var. Hızlı akan içinde su uh, var. İşte su da hızlı akan bir uh, nehir varmış. Alt tarafında tarlanın. While I was young, I lived on my mother's milk. But as soon as I was old enough to eat grass, my mother went out to work during the day and came back in the evening. While şu olurken. I was young. Ben yani ben gençken. Young genç demek, I lived on my mother's milk. Libra yaşamak. Live on dersek arkadaşlar şuna, şunun üzerine yani şuna ihtiyaç duyarak bu, bununla birlikte yaşıyorum. Bu olmadan yaşayamam anlamında. My mother's milk. Yani annemin sütüyle yaşar, yaşardım. But ama as soon as bir cümle varsa şu olur olmaz. I was old enough. Yeterince yaşlandığımda, büyüdüğümde. Hani burada oldu büyümek de diyebiliriz. Ne için eat grass? Grass burada çim. Eat de yemek. Yani çim yiyecek kadar yeterince büyüdüğünde ya da büyür büyümez. My mother went out to work during the day. İşte benim annem went out gitti. Nereye? Çalışmaya gidiyor. Work. Ne süre boyunca? The day. Gün boyunca çalışmaya gitti. And came back in the evening ve akşamleyin geri geldi. Hem yani direkt bir paragraf cümle. Yani cümleler güzel. There were six other young horses in the field, although they were older than I was. There were vardı the six other young horses. Altı tane diğer başka young horses. Buraya küçük genç at varmış. Nerede? In the field tarlada. Oldu rağmen. Neye rağmen? They were older than I was. Onlar benden daha yaşlı olmasına rağmen işte tarlada altı tane diğer genç at da vardı. We all galloped together round the field and had great fun. We all biz hepimiz yani 7 kişi toplam. Gallop burada arkadaşlar neydi? Bu Don Quixote'da da öğrendik bunu. 4 nala anlamı vardı. Bir de bunun fiil olarak da kullanabiliyoruz. 4 nala koşmak anlamı. Yani koşuşturmak da diyebiliriz direkt. 4 nala koşuyorduk. Together'da hep birlikte. Round the field yani burada işte tarlanın tarlanın içinde oradan buraya 4 nala koşuyorduk. And had great fun ve çok eğleniyorduk. But sometimes ama bazen The others diğerleri would kick and bite. Kick burada tepmek demek, bite de ısırmak. Diğerleri işte bazen tepip ısırabiliyorlardı. Burada yine arkadaşlar resimler var. Resmin altında da her zaman olduğu gibi parça içerisinde çevirdiğimiz cümleler var. O yüzden buraları çevirmiyorum. They are young farm horses and he wants to learn how to behave. My mother told me. They are. They'den kasarsa işte, bu diğer atlar. Young farm horses. Genç Burada çiftlik atları. And haven't learned ve öğrenmemişler. Neyi? How to behave. Behave arkadaşlar davranmak demek. Nasıl davranılacağını öğrenmemişler diye annem bana söyledi. Top neydi? Telin geçmiş hali. You are different. Sen farklısın. Your father is well known. Senin baban iyi tanınır, iyi bilinir de. İyi bilinir. And your grandfather twice won the most important race at Newmarket. Ve senin büyük baban twice iki kez Won. Winning geçmiş hali kazanmak. Neyi kazanmış? The most important race. En önemli race. Yarışı kazanmış. Nerede? At New Market. Burada yeni pazar diyebiliriz. Yeni pazardaki en önemli iki uh, yarışı kazanmış. Your grandmother was quiet and gentle. And you have never seen me kick or bite. Have you? Your grandmother, senin büyük annen was quiet. Sessiz ve gentle. Nazik. E, uh, kibar birisiyle. Uh, and you have never seen me kick or bite. Ve sen beni hiç uh, kick teperken veya bite ısırırken görmedin. Hiç görmedin. Have you? Değil mi? I hope you will grow up to be gentle and a willing worker and never bite or kick. I hope. Umuyorum. You will grow. Sen büyüyeceksin. Uh, işte nasıl büyüyeceksin? Ne olarak da diyebiliriz? Be gentle. İşte kibar, nazik ve A willing. Willing burada işte istekli demek. Worker da çalışan, işçi. İşte büyüyüp böyle nazik ve istekli bir çalışan, işçi olarak büyüyeceksin. And never bite or kick. Ve hiçbir zaman asla ısırıp şey yapmayacaksın. Tekme atmayacaksın. I have never forgotten my mother's advice. I never burada I have never. Asla. forgetin 3. hali. Forgotten 3. hali. Hiç unutmadım. Neyi? My mother's annemin advice tavsiyesini hiç unutmadım. She was a clever and sensible old horse. O clever, zeki ve sensible arkadaşlar burada duyarlı anlamı da var, mantıklı anlamı da var. Duyarlı duyabiliriz. İşte o zeki ve duyarlı bir yani yaşlı attı. Old horse. Her name was Duchess. But our master often called her pet. Onun ismi Düşeste. But our master. Ama bizim işte efendimiz. Uh, often called her. Onu pet diye çağırır da. Uh, sık sık. He was a good, kind man and my mother loved him very much. O işte, iyi ve uh, nazik bir adamdı. And my mother ve benim annem loved him very much. Onu çok fazla severdi. Onu çok severdi. Whenever she saw him at the gate, she trotted uh, across. Whenever arkadaşlar whenever, sonra cümle geliyorsa, şu her ne zaman olursa olsun she saw him, onu at the gate kapıda görür görmez, ne zaman görürse She trotted across. Trotted arkadaşlar hızlı hızlı yürümek demek. yani Tırıs gitmek anlamı da var. Oraya doğru. işte o kapıya doğru hızlıca yürüyordu. He used to pet her and say. well are old pet and uh, how is your little darky? He used to. Used to arkadaşlar burada öncesinde yapmak. Yani şunu yapardı anlamında. Pet ise böyle sıvazlamak, okşamak demek. Yani sevmek de diyebiliriz. Onu işte sıvazlar, okşar ve say, söylerdi. Well pekala işte yaşlı pet. Ona pet diyordu. And how is your little darkie? Senin işte küçük darkin nasıl? I was a dull uh, black color. So he called me uh, darkie. Burada arkadaşlar dal böyle mat anlamı var. Mat renginde. Bu arada bu paragraf yarım kalmasın. Diğer sayfaya geçtik ama şuraya kadar çevireyim. Diğer videoda kaldığımız yerden devam ederiz. İşte mat siyah bir rengi varmış. Yani i̇şte siyah böyle mat siyah bir renkteydim. So bu yüzden he called me. Dar ki bana, dar ki derdi. He sometimes brought a piece of bread for me or a carrot for my mother and I think we were his favorites. He sometimes, o bazen brought aksiyar bringin geçmiş hali getirmek. A piece of bread, burada piece parça, bread de ekmek. For me, benim için biraz ekmek parçası. Or ya da a carrot da burada havuç demek. For my mother, annem için ise bir havuç getirirdi. And I think, ve ben düşünürdüm neyi? We were his favorites. Onun favorileri yani favori atları olduğumuzu düşünürdüm diye çevirebiliriz. Bu arkadaşlar. Yani kitabın seviyesi kelime olarak Don Quixote böyle işte çok eski atla ilgili atçılıkla ilgili kelimeler olduğu için bir tık ağır gelmiş olabilir. Burada önce kelimeler o kadar şey değil. Zor değil ama cümle kalıpları yani böyle biraz daha uzun güzel cümleler var. Yani bu kitap tam B2 yani, seviyesinde diyebiliriz. Umarım faydalı oluyordur arkadaşlar. Sorunuz varsa yine her zamanki gibi kelime kullanımında gramer olur. Yani Aklınıza ne takılıyorsa mutlaka sorun. Yine bu kitapta da her sayfayı bir videoda çevireceğim. Haydi görüşürüz. Bye bye.